Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda ikinci bölüm sonundaki çıkmış soruları çözeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Mine tahtaya yazdığı aşağıdaki 5 sayıdan her birini üslü sayı olarak ifade ediyor. Mine bu sayılardan birini tahtadan sildikten sonra kalan 4 sayıdan her birinin ya tabanının ya da kuvvetinin 3 sayısına eşit olduğunu görüyor. Buna göre Mine'nin tahtadan sildiği sayı kaçtır? Şimdi her birini üslü sayı olarak ifade ediyormuş arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Amacımız ya tabanının ya kuvvetinin 3 olmasını sağlamak. Şimdi arkadaşlar 8'i 2'nin küpü olarak yazabilirim. Tabanda ya da kuvvette bakın 3 olduğundan dolayı o zaman benim bunu silme şansım yok, değil mi? Evet. O zaman arkadaşlar 9'a bakalım. 9 da 3'ün karesi. Bak 3 burada var. O yüzden bunu da silemem. 36'ya bakalım. Onun 6'nın karesi. 64 8'inin karesi. 81 de 3 üzeri 4 arkadaşlar. Bak tabanda 3 var. O zaman bunu da silemeyiz. Şimdi 8'e bakacak olursam 8'i değil mi? Şöyle yazma hakkım var. Daha doğrusu 8'in karesi 64 ya. Ben 64'ü 4'ün küpü şeklinde yazarım. Bak 3 kuvvete geldi arkadaşlar. O yüzden bunu da silemem. Demek ki tahtadan sildiği sayı neymiş arkadaşlar? 6'nın karesi yani 36'ymış. Doğru cevabımız C şık. Geldik ki A, B, C ve D sayılarının yerine 2, 3, 4, 6 ve 8 sayılarından 4 tanesi birer kez kullanıldığında aşağıdaki eşitlik sağlanmaktadır. Buna göre bu 5 sayıdan hangisi verilen eşitlikte yer almaz? Hem her tarafın karesini alacak olursam arkadaşlar ne olacak? A kare çarpı B eşittir C kare çarpı D ifadesi gelmiş olacak. Buradan A kare bölü C kare eşittir D bölü B gelmiş olacak. Şunu da arkadaşlar şöyle yazabilirim. A bölü C'nin karesi eşittir D bölü B ifadesi gelmiş olacak. Şimdi buradan 4 tanesini arkadaşlar ne yapacağız? Seçeceğiz ve bu eşitliği sağlatmaya çalışacağız. Şimdi buradaki sayıları birbirine böldüğüm zaman acaba en büyük sayı hangisi çıkar arkadaşlar? Deneyeceğiz. Büyükten küçüğe doğru. Mesela 8'in 2'ye bölümünden ne olacak arkadaşlar? Maksimum çıkabileceği bu oran 4 olabilir arkadaşlar. Bu mevcut sayılardan. Tamam. Diyelim ki arkadaşlar o zaman burası 4 olsun. Sonuç kısmı 4 olsun. Haliyle ben A bölü C'ye ne demem lazım arkadaşlar? Orana 2 olsun ki karesinden 4 gelebilsin. 2 olabilir mi geri kalan sayılardan? Şimdi 8'de 2'yi kullandık ya. Evet. O zaman arkadaşlar bak 6 ile 3'ten elde ederim. 6 bölü 3'ten 2 gelir. 2'nin karesinden de 4 sonucuna ulaşmış olur. Değil mi? Demek ki burası arkadaşlar D dediğimiz 8 olacak. B dediğimiz bakın 2 olacak. A dediğimiz 6 olacak. Değil mi? C dediğimiz de 3 olmuş olacak. Buna göre arkadaşlar kullanmadığımız sayı hangisi? 4 oldu. Doğru cevabımız C şık. Geldik 3'e. 5 eş çekmeceden oluşan 3 metre yüksekliğindeki bir dolap ile 3 eş çekmeceden oluşan 2 metre yüksekliğindeki bir dolap aralarında boşluk bulunmayacak biçimde şekildeki gibi yerleştiriliyor. Çekmeceleri kapalıyken çekmeceleri arasında boşluk bulunmayan bu iki dolabın ön yüzleri üzerinde şekilde gösterilen yerde bir mavi boya lekesi vardır. Tamam. Buna göre mavi lekenin yerden yüksekliğinde metre türünden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar şu uzunluk 2 metre olduğundan dolayı bunlar da hep birbirine eşit arkadaşlar. O yüzden 2'yi ne yapmam lazım benim? 3 parçaya ayırmam lazım. O zaman şu uzunluk 2 bölü 3, bu uzunluk 2 bölü 3, bu uzunluk da 2 bölü 3. Yani şuraya kadar arkadaşlar ne oldu toplamda? 4 bölü 3 olmuş oldu. Değil mi? 4 bölü 3 metre olmuş oldu. Peki bu mavi uzunluk, bakın bu mavi uzunluk ne olacak arkadaşlar? Tam şu arada olduğundan dolayı 4 bölü 3'ten ne olması lazım? Küçük olması lazım. Küçüktür 4 bölü 3 yaptık. Şimdi şu tarafa geçelim arkadaşlar. Bunlar da birbirine eşit olduğundan dolayı kaç parçaya ayrılmış? Eş parçaya ayrılmış 5 parçaya. O zaman her birisi 3 bölü 5, 3 bölü 5 ne olması lazım arkadaşlar? 3 bölü 5 olması lazım. Tabi bu şekilde devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan şuraya kadar olan kısımda 3 bölü 5, 2 tane 3 bölü 5'ten 6 bölü 5 gelecek. Peki bu mavi dediğim kısımda arkadaşlar değil mi? 6 bölü 5'ten de büyük değil mi? Evet. O zaman şöyle ne yapacağız? 6 bölü 5 diyeceğiz. 6'yı 5'e böldüğüm zaman arkadaşlar 1,2 gelecek. Küçüktür. Mavi küçüktür. 4'ü 3'e böldüğümüz takdirde de ne olacak? 1,3 küsur diye devam edecek. Yani 1,33 diye devam edecek. Şimdi hangisi olabilir o zaman bu aralıkta? Bakın 1,3 sağlayacaktır. Tamam. Doğru cevabımız B şık. Geldik 4. soruya. N bir doğal sayı olmak üzere diyor. Doğal sayısının rakamları toplamı 44'tür. Buna göre n kaçtır diyor. Buradaki n neyi gösteriyor arkadaşlar? Sayının sonunda kaç tane sıfır olduğunu, değil mi? Diyelim ki n tane sıfır varmış. 1, 2, 3 bu şekilde nokta nokta arkadaşlar kaç tane sıfır varmış? N tane sıfır varmış. Anlaştık. Tamam.
Ben bundan ne yapacakmışım arkadaşlar? 22'yi çıkaracakmışım. Çıkardığım takdirde 7. Bu aralardaki sayılar arkadaşlar bakın ne olacak? 9, 9 olacak değil mi? 9, 9, 9. Buradan bir 10'luk aldığım için de burada 0 kalacak. Haliyle arkadaşlar bakın tam şu 0'ın olduğu hizadan, bak 0'ın olduğu hizadan ne oldu? Daha şöyle tam şuradan. Şimdi n tane 0 vardı ya. O zaman arkadaşlar şurada da ne olması lazım? N tane basamak olması lazım. Değil mi? N tane basamak olması lazım. Anlaştık. Şimdi rakamlarını toplayacağım ben bunu. Ama ne yapmam lazım öncesinde? 3'e bölmem lazım. Ben şimdi bunların her birini 3'e böldüğüm zaman arkadaşlar ne olacak? Burada hep bundan işte 3 gelecek. İşte buradan 3 gelecek. İşte buradan 3 gelecek. Aralarda nokta noktalardan yine 3 gelecek. Bakın şuradan en son 3 gelecek. 78'i de 3'e böldüğüm takdirde 26 gelecek. Ben bunları ne yapacağım arkadaşlar? Rakamlarını toplayacağım. Rakamlarını ne yapacağım arkadaşlar? Toplayacağım. Ve ne olacakmış? Burada 44 olacakmış. Şimdi toplamda arkadaşlar bakın şu son 2 tanesini şu son 78'i ayrı tutacak olursam toplamda n tane basamak var ya 78'i yani 2 tane basamağı ayrı tutacak olursam şuradan şuraya kadar arkadaşlar demek ki n-2 basamak olmalı. Bu ne anlama geliyor? N-2'lerden yani 3'lerden n-2 tane var arkadaşlar. Tamam mı? O zaman 3 çarpı n-2 şeklinde yazarım. Rakamlarını toplayacağım için arkadaşlar 26'nın da rakamları toplamı nedir? 8'dir. Eşittir 44. Buradan 3 çarpı n-2 eşittir. Karşı tarafa attım 36. 3 ile sadeleştirdim 12. n-2 12 ise n'i de buradan 14 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız B şık. Geldik 5'e. Saliğin kemerinde bulunan eşit aralıklı 6 tane delik ile kemerin iğnesi aynı hizadadır. Bakın eşit aralıklıymış. Tamam. 3 tane deliği A, B ve C ile harflendirilen bu kemerin görünümü aşağıda verilmiştir. Salih kemerin iğnesini A deliğinden geçirip kemeri bağladığında kemerin çevresinin uzunluğu 74.3 cm. B deliğinden geçirip kemeri bağladığında ise kemerin çevresinin uzunluğu 78,1 cm oluyor. Bunlar eşit aralıklı olduğundan dolayı arkadaşlar bakın şunların hepsine K diyecek olursam ben değil mi? Şimdi A'dan B'ye kaç K uzunluk var? Bakın aradaki mesafesi ne? 2K. O zaman arkadaşlar ikisinin arasındaki mesafe de bakın 78,1 78,1 eksi 74,3 olmaz mı? Evet. Bunları çıkardığım zaman da 2K eşittir. Ne gelecek? 3,8 gelmiş olacak. K değerinde buradan 1,9 santimetre olarak bulmuş oluruz. Bizden ne istiyor? Buna göre salih kemerin iğnesini C deliğinden geçirip kemeri bağladığında kemerin çevresinin uzunluğu. Şimdi arkadaşlar bakın ben B'nin kaç olduğunu biliyorum. 78,1 değil mi? Şuradan şuraya kadar bakın 78,1. Şimdi B'nin üstüne 3K daha eklediğim zaman C'ye ulaşıyorum. Bakın C dediğim zaman ne oluyor? B'nin üstüne 3K daha ekleyeceğim. Buradan zaten C'nin ben 78,1 olduğunu biliyorum. Artı 3 çarpı K'yı da 1,9 buldum. C eşittir 78,1 artı 3 ile 1,9'u çarparsam 5,7 yapar. Buradan da topladığım zaman arkadaşlar 83,8 cevabını buluruz. Doğru cevabımız B şık. Geldik 6'ya. Bir yemek firmasında satılan A ve B ürünlerinin uygun saklama sıcaklıkları santigrat derece türünden sırasıyla SA ve SB olmak üzere bu değerler eşitsizliklerini sağlamaktadır. Uygun saklama sıcaklığı sağlanmadığında ürünler bozulmaktadır. Buna göre aşağıda santigrat derece türünden verilen sıcaklıklardan hangisinde bu iki üründe bozulur? Bozulması için de ne olacak arkadaşlar? Bu eşitsizliğin sağlanmaması lazım. Bir bakalım. Biz şimdi mutlak değerli ifadeden bunun çözümünü biliyoruz. Nasıldı? Eksi 5 küçüktür. SA artı 1 küçüktür 5. Her taraftan 1 çıkardığım takdirde eksi 6 küçüktür. SA küçüktür 4 olacak. Benzer şekilde arkadaşlar bunu da eksi 7 küçüktür. SB eksi 13 küçüktür 7. Her taraftan her tarafa 13 ekleyecek olursam 13 eksi 7'den ne gelecek arkadaşlar? 6 gelmiş olacak. Değil mi? Evet. Küçüktür. SB diğerine de 13'ü eklediğim zaman 13 artı 7'den 20 gelmiş olacak arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi bunları sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursak biraz daha rahat olacak. Şöyle. Köklerimizi de arkadaşlar ne yapacağız? Küçükten büyüğe doğru işaretleyelim. Bak eksi 6 değil mi? En küçük eksi 6, 4, 6 ve 20. Eksi 6, 4, 6 ve 20. Şimdi üstteki eşitsizlik eksi 6 ile 4 aralığı. Eksi 6 ile 4. Bakın şurası. Açık aralık yaptım çünkü dahillik yok. 6 ile 20 arası arkadaşlar diğerisi de. Evet
Şimdi bu ürünün bozulmasını istiyorum. O zaman bu aralıkların dışında olacak. Bu aralıkların dışında arkadaşlar olanlar bakın burada. Değil mi? Şıklara göre bakacak olursak 4 ile 6 aralığında hangisi var? 5 var. O yüzden doğru cevabımız D şık. Geldik 7. soruya. İçinde basamak sayıları aynı olan iki doğal sayının yazılı olduğu sembolünün değeri bu sayıların aynı basamaklarında bulunan rakamlarının farkların mutlak değerleri toplamına eşittir demiş. Örnekte vermiş. Bakın yüzler basamağı arasındaki fark 4-5. Onlar basamağı arasındaki fark 8-0'ın mutlak değeri. Birler basamağındaki rakamların farkı da arkadaşlar 1-3'ün mutlak değeri olmuş olacak. Buna göre diyor bu eşitliği sağlayan 3 basamaklı ABC doğal sayıların toplamı kaçtır? Biz de yapalım. Yüzler basamakları arasındaki fark ne olacak arkadaşlar? 1-A'nın mutlak değeri. Artı onlar basamağı arasındaki fark ne olacak arkadaşlar? 0-B. Değil mi? Şöyle 0-B ne olacak? -B. Arkadaşlar bununla B'nin mutlak değeri aynı olduğundan dolayı ben ne yapacağım? B'nin mutlak değerini tercih edeceğim. Fark etmez. Siz diğer türlü de yapabilirsiniz. Burada da 2-C arkadaşlar. 2-C'nin mutlak değeri. Bakın ben mutlak değerin içerisinde negatif sayıyla çarpma hakkım vardı ya. Bunda C-2 aynı anlama geliyor. C-2 olacak. Eşittir 1. Hatta şu ilk baştakinde arkadaşlar 1-A ile A-1 mutlak değerin içerisinde eksiyle çarpma hakkım var. Bu şekilde yapayım. Ben niye böyle? Katsayıları pozitif olmasını tercih ediyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi mutlak değerin sonucu arkadaşlar en küçük ne olabilir? 0 olabilir. Dolayısıyla bu toplamın sonucu 1 olacaksa bakın bu 1 olursa bunların diğer ikisinin toplamı ne olması lazım? 0 olması lazım. Veya ortancası 1 olur. O zaman diğerleri 0 olması lazım. Veya sağdaki 1 olursa diğerleri ne olması lazım? 0 olması lazım. Şimdi ABCD doğal sayıların toplamını soruyor arkadaşlar. Biz bunları ne yapalım? Tablo şeklinde yapalım. A, B ve C olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk durumu değerlendireceğim. A-1 1 olacaksa A değeri ne olması lazım? Mesela 0 olabilir veya A değeri 2 olabilir. Fakat biz doğal sayıdan bahsediyoruz. ABC 3 basamaklı olacak. A'nın 0 olma şansı arkadaşlar yoktur. Değil mi? O yüzden ne yapalım? Şurayı çizelim. Tamam. Şimdi B haliyle 0 olacak. C-2'nin 0 olabilmesi için de C'nin 2 olması lazım. Anlaştık. Tabi A-1 1'ken arkadaşlar tabi A burada ne olabilir? Mesela başka bir şey olamaz zaten. Değil mi? İkinci duruma geçelim o zaman. A-1 0 olacaksa A otomatikman 1 olacak. B otomatikman 1 olacak arkadaşlar. C-2 de 0 olacaksa C değeri de ne olacak? 2 olmalı. Üçüncü duruma bakacak olursam A-1 arkadaşlar 0 olacaksa A değerimiz yine ne olacak? 1 olacak. B değerimiz 0 olacak. C-2 değeri 1 olması için C 1 olabilir veya C 3 olur arkadaşlar. C 3 olduğu durumda da zaten A ve B'de herhangi bir değişiklik yok. Demek ki ABC 3 basamaklı sayısının alabileceği sayılar bunlarmış. Bunları toplamını istiyor. 4, 5, 3 daha 8, 1, 2, 4, 5. 518 oluyor. Doğru cevabımız C şık. Geldik 8'e. Bir kahve dükkanında kahve, sıcak su ve süt bileşenlerinin kullanılmasıyla oluşturulan 400 mililitrelik içeceklerin fiyatları, 100 mililitrelik her bir bileşenin fiyatı ayrı ayrı toplanarak hesaplanmaktadır. Bu kahve dükkanındaki içeceklerden üçünün fiyatları ve bileşenleri yukarıdaki şekilde gösterilmiştir diyor. Tamam. Bir müşterinin sipariş ettiği içecekteki bileşenlerin miktarı şekildeki gibi olduğuna göre bu müşteri bu içecek için kaç TL ödemiştir? Bakın buradaki birim arkadaşlar fiyat olduğundan dolayı o zaman ne yapacağız? Sıcak suyun fiyatı diyelim ki ATL olsun. Bakın o zaman bunlar da ATL olacak. Kahvenin fiyatı da BTL olsun. O zaman buradan ödenecek ücret ne olacak arkadaşlar? 3A artı BTL. Yani bu da 9TL'ymiş arkadaşlar. Anlaştık. Sıcak suya zaten A demiştik. Kahveye de arkadaşlar B demiştik. O zaman ikinci denklemden A artı 3B eşittir. Ne olacakmış? Kaç TL'ymiş? 15TL'ymiş arkadaşlar. İki bilinmeyen iki tane denklem. Önce şuradan bir B'yi bulalım arkadaşlar. Bakın şuradan ne diyelim? Eksi 3 ile çarparsam yukarısını B'ler birbirini götürmüş olacak. Eksi 9A artı A da eksi 8A olacak. Eksi 27 artı 15'ten de eksi 12 gelecek. Eksinin eksiye bölümü artı. Her tarafı 4 ile sadeleştirdiğim takdirde 3 bölü 2 gelmiş olacak. İlk denklemde yerine yazacak olursam arkadaşlar ne olacak? 3 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 2 artı B eşittir. 9'sa B değerini de buradan 9 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Tamam. Şimdi üçüncüsüne geçelim. Şimdi sütlerin fiyatına da arkadaşlar C diyelim. O zaman bu da C olacak. Kahveninkine B demiştik. 3C artı B eşittir. Kaç TL'ymiş? 12 TL'ymiş. Ben B'yi 9 bölü 2 olarak buldum. 3C artı 9 bölü 2 eşittir. 12. 3C eşittir. 12 eksi
9 bölü 2. 3c buradan 24 eksi 9'dan 15 bölü 2 gelecek. 3 ile sadeleştirdiğim takdirde c değerinde arkadaşlar 5 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Bize şu durumu soruyor. Sıcak suya zaten ATL demiştik. Süte CTL demiştik. Kahvelere de BTL demiştik. Yani A artı 2B artı C'yi bizden istiyor. Hepsini zaten bulduk arkadaşlar. A'yı 3 bölü 2 olarak bulduk. B'yi 9 bölü 2 olarak bulduk. 2 çarpı 9 bölü 2 artı C'yi de zaten 5 bölü 2 olarak bulduk arkadaşlar. 3 bölü 2 ile 5 bölü 2'nin toplamı nedir? Bakın 4'tür. Artı şurada 2'leri sadeleştirdiğim zaman buradan da 9 kalır. 9'a 4 artı 9'dan 13 gelmiş olur. Doğru cevabımız E şık. Geldik 9'a. ABC eleman reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere diyor. Bu polinomu çarpanlarını ayırmak için A eşittir M çarpı R, C eşittir N çarpı S ve B eşittir. Bu şekilde olacak şekilde arkadaşlar MNRS reel sayılara aranır. Bu şartları sağlayan sayıları bulunabiliyorsa, değil mi? Biz bunu zaten biliyoruz arkadaşlar. Sadece biraz laf kalabalığı yapmış. Yukarıda anlatılan metodu kullanarak B eleman R olmak üzere 2x kare artı BX eksi 21 polinomunu çarpanlara ayırmak isteyen Sude, verilen şartları sağlayan MNR ve S gerçel sayılarını bulduktan sonra bu sayıların birer tam sayı olduğunu fark etmiştir. Daha sonra N ve S sayıların yazacağı yerleri karıştırarak polinomu MX artı N çarpı RX artı S yerine yanlışlıkla bakın N ve S'nin yerlerini değiştirmiş arkadaşlar. Tamam. Ve polinomu bu şekilde bulmuş. Bulduğu polinom ne? 2x kare artı x eksi 21. Ben normalde bunu çarpanlarına ayıracak olsam nasıl ayırırım? 2x'e x şeklinde ortadaki arkadaşlar 1'i elde edebilmek için de ne yapmam lazım? Şuraya eksi 3 diyecek olursam burası da 7 olacak. Bakın ben bunları çarpmaz çarptığım zaman ne olacak? 2x ile eksi 3'ü çarptığım zaman eksi 6 olacak. 1 ile de 7'yi çarptığım zaman 7 olacak. Değil mi? 7 eksi 6'dan da bak 1'i elde ettim mi? Elde ettim. Ama bunları yazarken düz yazıyorduk. Değil mi? Tamam. Yani 2x artı 7 çarpı x eksi 3 şeklinde yazıyorum. Ama bu şimdi yerlerini değiştirdi ya arkadaşlar. Yani eksi 3 ile 7'nin yerlerini değiştirmiş. Değil mi? Yanlış yapmış yani. Yani 2x eksi 3 çarpı x artı 7 şeklinde yapmış arkadaşlar. Anlaştık. O zaman arkadaşlar asıl bizim polinomumuz bu değil miydi? Evet. Dolayısıyla bakın dolayısıyla ne olması lazım? Buradan B'yi bulabilmek için şunu bir açalım. Şöyle dağıtma işlemini yapalım. 2x kare artı 14x eksi 3x eksi 21 ifadesi gelecek. Biraz daha düzenleyelim. 2x kare artı 11x eksi 21 ifadesi gelmiş olacak. Değil mi? Evet. Buradan da arkadaşlar bakın. B değerimiz zaten ortaya çıkmış oldu. Değil mi? B dediğimiz bak burada x'in katsayısı değil mi? Evet. Bak burada da x'in katsayısı 11. Geri kalanlar zaten aynı. B değerini 11 olarak bulmuş olduk. Doğru cevabımız A şık. Geldik ona. İki mercekle çalışan mikroskoplar nesnelerin görüntüsünü merceklerin büyütme oranlarının çarpımı kadar büyük gösterir diyor. Evet bak merceklerin büyütme oranlarının çarpımı kadar. Tamam. Örneğin merceklerden birinin büyütme oranı 5 kat, diğerinin büyütme oranı ise 20 kat. Ha, o zaman demek ki ben ne yapacağım arkadaşlar? 5 ile 20'yi çarpacağım. Çünkü büyütme oranları bu ikisi ya. Bu ikisinin çarpımı kadar olacak diyordu bana. Tamam. İki mercekle çalışan bir mikroskop bakılan nesnenin görüntüsünü 100 kat büyük gösterir. Niye? 20 ile 5 çarptığın zaman 100 oluyor ya, ondan dolayı. Büyüklüğü bu olan bir nesnenin görüntüsü büyütme oranları 4 kat ve 40 kat olan iki mercekli bir mikroskopta kaç milimetre görünür? Büyütme oranları bu olduğu için arkadaşlar ben ne yapacağım? Bunu 4 ile 40'ı çarpımı kadar yani 160 kat olacak. Değil mi? 12,5 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü ne yapacağım? 4 çarpı 40'tan 160 ile çarpacağım. Çünkü büyütme oranları bunlardı. Bunların çarpımı kadar olacaktı. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuradaki bir tane sıfırı ne yapayım? Şu virgülden kurtarmak için ayarlayayım. O 125 çarpı ne olacak? 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi 125 ile 16'yı çarptığım takdirde bakın 8 ile çarpmış olsam değil mi? 1000 yapacak. Bir 2 ile daha çarparsam 2000 yapacak. 2000 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şurayı da arkadaşlar zaten 2 çarpı 10'un küpü şeklinde yazarım. 10 üzeri eksi 3. Tabanları aynı çarpım durumunda. 2 çarpı üstleri topluyorum. 3 eksi 3'ten 0. 10 üzeri 0 da 1'dir arkadaşlar. 2 çarpı 1'den de 2 gelmiş olacak. Doğru cevabımız D şık. Geldik 11'e. Köklü sayılarla işlem yapan Mert, kök 10 artı kök 6 sayısını eşleniği olan kök 10 eksi kök 6 ile çarpmak yerine yanlışlıkla bölmüştür. Demek ki aslında doğru işlem neydi? Doğru
doğrusu şuydu. Kök 10 artı kök 6 ile kök 10 eksi kök 6, değil mi? Bu şekilde. Yani bulması gereken sonuç neydi? 10 eksi 6'dan 4 olacaktı. Bu doğru sonuç. Tamam. Ama bu yanlışlıkla ne yapmış arkadaşlar? Yanlışlıkla şöyle yapmış. Kök 10 artı kök 6'yı kök 10 eksi kök 6'ya bölmüş. O zaman arkadaşlar ne yapacağım? Bunun eşleniği kök 10 artı kök 6, değil mi? Olmuş olacak. Pay ve paydayı kök 10 artı kök 6 ile genişletecek olursam, bakın pay kısmı kök 10 artı kök 6'nın karesi olur. Bölü payda da 10 eksi 6'dan 4 gelecek. Bakın yukarısını açacak olursam 10 artı 6 artı ne olacak? Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı olacak. Yani 2 kök 60. Kök 60 da zaten arkadaşlar 2 kök 15 değil mi? Evet. Önündeki 2 ile de çarparsam ne olacak? 4 kök 15 olmuş olacak şurası. 4 kök 15 olacak. Bölü 4. Şimdi arkadaşlar bakın buradan 16 artı 4 kök 15 bölü 4. 4 ile sadeleştirdiğim takdirde bakın burası 4 gelecek. Buradan da 4'ler sadeleştiği zaman kök 15 gelecek. Bakın bu da yanlış. Peki bizden ne istiyor? Mert'in bulduğu sayı bulması gerekenden kaç fazladır? Mert'in bulduğu sayı bu. Değil mi? Yanlış bulduğu sayı bu. 4 artı neydi arkadaşlar? Kök 15. Bulması gereken sonuçta neydi? 4'tü. Şurada. Kaç fazladır? O yüzden ne yaptık? Çıkarma işlemi yaptık. 4'ler burada birbirini götürdü arkadaşlar. Ne kaldı? Kök 15 kaldı. Doğru cevabımız B şık. 2. Bir paraşütle atlama kursundaki eğitmen kursiyerlerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. Yerden 800 metre yükseklikteki bir uçaktan atlarken yere güvenli bir şekilde inebilmeniz için uçaktan atladıktan 400 ila 500 metre sonra paraşütünüzü açmanız gerekmektedir. Hemen şöyle modelleyelim. Bakın şurası yer olsun. Tamam. Bu aradaki mesafe neymiş arkadaşlar? 800 metreymiş. Tamam. Yere güvenli bir şekilde inebilmek için uçaktan atladıktan 400 ila 500 metre sonra. Şimdi 400 metre sonra atlasa arkadaşlar ne olacak? Tam ortası olmuş olacak. Değil mi? 400 metre. Buradan sonra artık güvenli uçuş başlıyor. 400 ile 500. Arkadaşlar tamam. Demek ki şu aradaki kısım ne olacak? Güvenli bölge olacak. 400 ile 500 diyor ya. Şurası da tam 500'e geliyor arkadaşlar. Şurası tam 400. 400 ile 500 arasındaki mesafe, yani 100 metrelik bir güvenli uçuş var. Değil mi? Burada arkadaşlar paraşütü açmak için anlaştık. Buna göre diyor yere güvenli bir şekilde inebilmek için. Paraşüt açıldığı anda yerden yüksekliğin alabileceği değerleri ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Bak sorarken ne yaptı ilk başta arkadaşlar? Yukarıdan aşağı sordu ama bizden cevabı isterken aşağıdan yukarı. Bak yerden yüksekliği ifade ediyor ya, bak şurası zemin. O zaman arkadaşlar ne olması gerekiyor? Güvenli olabilmesi için. Güvenli olabilmesi için. Bakın. Şimdi şuradan şurası, şuradan şuraya kadar 500'dü. Ama biz yerden yüksekliğine bakacağımız için artık bu mesafenin, bak şuradaki mesafenin yerden yüksekliği ne oldu arkadaşlar? 300 oldu değil mi? 800 eksi 500'den 300 gelmiş oldu. Anlaştık. Yani dolayısıyla arkadaşlar bakın şu 100 metrelik benim kısmım arkadaşlar güvenli bir şekilde açmam gerekiyor ya bu aralıkta. Demek ki yerden yüksekliğe bakıyorum. Yerden yükseklik ne olması lazım arkadaşlar? Maksimum şurası, bakın maksimum şurası, minimum da bakın şurası olması gerekiyor. Yani 300 ile 400 aralığında olması lazım. Yerden yüksekliğe göre bakıyorum. Buna göre arkadaşlar 300 ile 400 aralığında hangisinde var? A şıkkından bir başlayalım. Ben bunu nasıl yazıyorum arkadaşlar? Bakın A şıkkını şöyle yazabilirim. Eksi 50 küçük eşittir. X eksi 350 küçük eşittir 50. Her tarafa 350 ekliyorum. 300 küçük eşittir. X küçük eşittir. Ne olacak? 400 olacak. Ben de zaten bunu arıyorum. Değil mi? Doğru cevabımız A şıkkı. Diğerlerine bakalım. Bunu arkadaşlar nasıl yazarım ben? Şöyle B şıkkı diyelim. Eksi 100 küçük eşittir. X eksi 300 küçük eşittir 300. Her tarafa 300 ekleyecek olursam 200 küçük eşittir. X küçük eşittir 600. Bu değil arkadaşlar. Tamam. Bakın. C'ye bakalım. Eksi 150 küçük eşittir. X eksi 250 küçük eşittir. Ne olacak? 150 olacak. Her tarafa 250 ekleyecek olursam bakın burası 100. 150, 250 ekleyecek olursam burası da 400 oldu arkadaşlar. Bakın sağlamadı. D'ye bakalım. Bu da nasıl yapacağız? Eksi 200 küçük eşittir. X eksi 200 küçük eşittir. Ne olacak? 200. Her tarafa 200 ekleyecek olursam 0 küçük eşittir. X küçük eşittir 400. Bakın bu da olmadı. Son olarak hadi E'yi de yapalım.
eksi 250 küçük eşittir x eksi 150 küçük eşittir 250. Her tarafa 150 ekliyorum. Eksi 100 küçük eşittir x küçük eşittir. Bakın 400. Bu da sağlamaz. Tamam. Geldik 13'e. Birbirinden farklı a, b ve c doğal sayılar için diyor. Notumuzu alalım. A, b, c birbirinden farklıymış. İfadesi bir tam sayıya eşitmiş. Elemandır. Ne diyelim arkadaşlar? Tam sayı. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi 6 üzeri a'yı ben 2 üzeri a çarpı 3 üzeri a şeklinde yazma hakkım var. Çarpı 15 üzeri b'yi de 3 üzeri b çarpı 5 üzeri b şeklinde yazdım. Bölü 9 üzeri b'yi de 3 üzeri b çarpı 3 üzeri b şeklinde, 10 üzeri c'yi de 2 üzeri c çarpı 5 üzeri c şeklinde yazdım arkadaşlar. Bakın şu 3 üzeri b'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. Tamam. Şimdi kuvvetlere, tabanlara aynı olanlara bakacak olursam arkadaşlar ne yapayım? Paydadakini pay kısmına çıkaracak olursam 2 üzeri a eksi c çarpı 3 üzeri a eksi b çarpı 5 üzeri b eksi c ifadesi gelmiş olacak. Bunun ne olması lazım? Bir tam sayı olması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla bunun kuvvetlerinin yani a eksi c'nin sıfırdan büyük olması lazım. İşte a eksi b'nin sıfırdan büyük olması lazım. B eksi c'nin de sıfırdan büyük olması lazım. Eşitlik de olabilir tabii ama burada bana yukarıda arkadaşlar a, b, c birbirinden farklı dediği için buradaki ne yapıyorum? Eşitsizliklere çentik atmıyorum. Anlaştık mı? Peki diyebilirsiniz ki ya hocam sıfırdan küçük olsa, mesela şu sıfırdan küçük olsa hani sadeleştirme durumu falan olabilir diğerleriyle falan. Olmaz böyle bir durum. Sebebi ne? Çünkü arkadaşlar 2, 3 ve 5'in herhangi bir ortak çarpanı falan yok. Ortak çarpanı olmadığından dolayı o zaman sadeleştirme durumu da söz konusu olmayacaktır. Anlaştık mı? O yüzden ifadelerimizi bu şekilde almamız gerekiyor. A büyüktür C olacak. Buradan A büyüktür B olacak. En büyük A geldi. Buradan da arkadaşlar B büyüktür C. Zaten şunun sonuna eklediğim zaman bak B de C'den büyük ya. Şuraya da eklemiş oldum. A büyüktür B büyüktür C. Şıklara göre ters çevirecek olursam C küçüktür B küçüktür A ifadesi gelmiş olacak. Doğru cevabımız E şık. Geldik 14'e. A, B, C ve D birer gerçel sayı olmak üzere diyor. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi yeşille boyanarak aşağıdaki koordinat düzleminde gösterilmiştir diyor. Tamam. Buna göre A, B, C ve D sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şöyle bir tablo şeklinde yine ne yapalım? Yapmaya çalışalım. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar bakın doğrular birisi sağa yatık, diğeri de sola yatık. Değil mi? Şimdi sağa yatık doğrunun eğimi nedir arkadaşlar? Artıdır. Sola yatık doğrunun eğimi de nedir? Eksidir. Değil mi? Geniş açı olacağından dolayı arkadaşlar bunu tanjantla alakalı biliyorsunuz eğimler. Geniş açının tanjantı negatif geleceğinden dolayı. Evet. Şimdi arkadaşlar buna göre şimdi eğimi biz normal doğru denkleminde y eşittir mx artı n gibi bir doğrumuz olsun. Tamam mı? Bu doğrunun eğimi y yalnız bırakıldıktan sonra x'in katsayısıdır. Anlaştık mı? Evet. Şimdi o zaman burada y'leri yalnız bırakacaksam ben y bak eşittir, küçüktür, büyüktür bir şeyler yazmayacağım şu anda. Sebebini anlatacağım şimdi. Diğerlerini sağ tarafta toplayacağım arkadaşlar. Hatta şöyle a çarpı y diyelim. Eksi x artı b ifadesi gelmiş olacak. Şimdi arkadaşlar her tarafı a'ya böldüğüm takdirde y gelecek. Eksi x bölü a artı b bölü a ifadesi gelmiş olacak. Ben şu anda buna küçük eşittir ya da büyük eşittir falan bir şey diyemem. Sebebi ne? Bak ben burada a'nın pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum. Eğer a'nın pozitif olduğunu biliyorsam, bundan eminsem her tarafı a'ya bölerim. Eşitsizlik yön değiştirmez. Yani a'nın eksi olduğunu biliyorsam yine her tarafı a'ya bölerim. Eşitsizlik bu defa yön değiştirir. Ama ben burada şu anda a'nın pozitif mi negatif mi olduğunu bilmediğimden dolayı o zaman ben buraya küçük eşittir falan ilk planda yazmayacağım. Tamam mı? Evet. Şimdi burada eğer a pozitif olursa, bak a pozitif olursa, tabii negatif de olabilir arkadaşlar. Şurayı bir temizleyelim de iki durumu da değerlendireceğiz şimdi, tamam mı? Şimdi a pozitif olduğu takdirde arkadaşlar yine benzer şekilde şurayı da şöyle bir açalım. Şuraya yan tarafta dursun arkadaşlar. Evet. Şurada benzer şekilde bakın c'ye ifadesi burada kalsın. Yine büyüktür ya da küçüktür bir şey yazmayacağım. Eksi x artı d. Her tarafı da c'ye böldüğüm takdirde y değeri ne olacak arkadaşlar? Eksi x bölü c artı d bölü c ifadesi gelmiş olacak. Anlaştık. Diyelim ki arkadaşlar a pozitif olsa. Bak, a pozitif olsa. Şimdi a pozitif olduğu takdirde ne olacak?
eksinin artıya bölümü eksi olduğundan dolayı arkadaşlar eğim negatif gelecek. Şimdi x'in katsayısı olacak ya, burada x'in katsayısı eksi 1 bölü a. A da pozitif olacaksa eksi 1'in pozitif sayıya bölümü yine negatif olacak arkadaşlar. Haliyle eğimimiz ne olacak? Negatif gelecek. Sola yatık olması lazım. Anlaştık. Yani şuradan, şundan bahsediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi dolayısıyla, bak dolayısıyla eğer bu doğrudan bahsediyorsak, bakın şurası y eksenini kestiği nokta nedir arkadaşlar? Sabit terimdir. Değil mi? Evet. Sabit terim olacaksa arkadaşlar, bak ben burada a'ya ne dedim? A'ya pozitif dedim. Bakın burası arkadaşlar x eksenin altında kaldığından dolayı burası da negatif olmalı. A'ya ben pozitif dedim. Haliyle negatif olabilmesi için b'nin de ne olması lazım? Bakın eksi çıkması lazım. Tamam? Anlaştık. O zaman alttaki eşitsizlik de ne olacak? Diğer doğru olması gerekiyor. Yani c burada ne olması lazım arkadaşlar? X'in katsayısı pozitif olacak ya. Burada c negatif olsun ki, bak c negatif olsun ki eksinin eksiye bölümü artı olsun. Tamam? Şuradan bahsediyorum. Bak c eksi olsun ki eksinin eksiye bölümü artı olsun. Tamam. O zaman bak y eksenini kestiği nokta ne olacak? X eksenin üstünde kaldığından dolayı, yani pozitif değer. O zaman arkadaşlar bak burası eksi ise d'nin de ne olması lazım? Eksi gelmesi lazım. Eksinin eksiye bölümü artı olsun. Tamam. Bakın artı eksi eksi. Bak a şıkkında mevcut. Ama diğer duruma da bakalım bir. Şöyle yapalım. Y eksi x bölü a artı b bölü a. Diğeri de y eksi x bölü c artı d bölü c şeklinde yazdık. Şimdi arkadaşlar şu alttaki a'nın eksi olduğu durumu. Şimdi a eksi ise bak şurası eksi ise ne olacak? Eksinin eksiye bölümü ne olacak arkadaşlar? Artı olacak. Değil mi? Tamam. Şimdi burası artıysa demek ki ben hangisinden bahsediyorum? Eğimi artıysa şundan bahsediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla y eksenini nerede kesmiş oluyor? Artı tarafta kesmiş oluyor. Pozitif tarafta kesmiş oluyor. Yani y eksenini kestiği kısımda arkadaşlar sabit terim buradan geliyor ya. Evet. Ben zaten a'yı negatif olarak buldum. Buranın pozitif olması için b'nin de ne olması lazım? Negatif olması lazım. B'yi de negatif yaptım. Anlaştık. O zaman alttaki doğru ne olması lazım? Şu doğru olması gerekiyor. Yani eğimi negatif olması lazım. Eğimi negatif olması için c'nin bak artı olması lazım. Niye? Eksinin artıya bölümü ne? Eksi çıksın diye. Tamam. C'ye ne dedik? Bakın artı dedik. Anlaştık. O zaman bakın d bölü c ifadesi, yani sabit terim x ekseninin altında, yani y'nin negatif tarafında kestiğinden dolayı, bakın c'ye artı dediysem d'ye de negatif diyeyim ki eksinin artıya bölümü eksi çıksın. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak bu da var. Şimdi ya a ya d olacak. Hangisi olacak? Ona nasıl karar vereceğiz? Şurada biraz bir temizlik yapalım. Bak çok güzel sormuşlar yani soruyu. Şimdi tabii boyalı bölgeyi arkadaşlar ifade hangisi ediyor? Şimdi ben şu orijinden bir tane herhangi bir nokta alsam. Başka bir değer de alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi ilk durumu değerlendiriyorum arkadaşlar. Şu mu acaba diye. Böyle olduğu durumda bakın, hatta şurayı da temizleyelim bir. Sıfıra sıfır noktası. Bu nedir arkadaşlar? Orijin ya. X ve y'ye sıfır yazacağım. Bak x ve y'ye sıfır yazdığın takdirde burası sıfır olacak. Bak şurası da sıfır olacak. Değil mi? Evet. Şimdi b'yi arkadaşlar ilk durumda ben ne demiştim? Eksi demiştim. Yani o zaman bak şurası ne oldu? Sıfır küçüktür. Negatif bir şey. Böyle bir durum söz konusu olur mu arkadaşlar? Böyle bir durum söz konusu olmaz. Demek ki bak bu kısım sağlamıyor. Orijinin olduğu kısım sağlamıyor. Tabii biz burada arkadaşlar eğimin hangisinden olduğuna bahsettik. Bakın a'yı pozitif dedik ya, eğim negatif oldu. Bak şurada eğim negatifti. Yani şuradan bahsettim. Burası arkadaşlar eğer sağlasaydı, bak sıfıra sıfır nokta sağlasaydı grafiğin neresini tarayacaktım ben? Bak şu tarafını tarayacaktım. Anlaştık mı? Bu sıfıra sıfır noktası sağlamadığından dolayı demek ki ne yapacağız? Grafiğin diğer tarafı taralı olacak. Yani şu kısım. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar tabi diğer tarafı, diğerine de bakacağız. Şunu da sağlatacağız. X ve y'ye 0 0 dediğim için o zaman bak burası 0, burası da 0 oldu. Acaba büyük eşit mi? D ne olacak arkadaşlar? Bak burada negatif. O zaman arkadaşlar 0 artı 0 0. 0 büyük eşittir. Negatif olduğundan dolayı bu demek ki sağlayacak. Bu ne? Şu doğrudan bahsediyorum ya. Bu tarafı sağladığından dolayı arkadaşlar o zaman ne yapacağım? Bakın şu tarafını taramam gerekiyor. Sağlamasaydı diğer tarafını bulacaktım. Gerçekten de maviyle kırmızının kesiştiği yer gerçekten de şu arası değil mi? Bak birinci durum sağladı arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız bakın neymiş? A'ymış. Bak süper sormuşlar yani. Tamam. Geldik 15. ve son sorumuza.
Bilge öğle yemeğinde birer porsiyon olarak verilen çorba, salata ve meyve seçeneklerinden iki tanesini alması gereken kalori miktarına göre seçecektir diyor. İki tanesini. Tamam. Bilge yapabileceği seçimlerle ilgili olarak alması gereken kalori miktarını çorba ve meyve seçtiğinde açtığını. Şimdi kalori miktarına K diyelim. Ben ne alacağım? Çorba ve meyve. Çorba ve meyve aldığım zaman arkadaşlar kalori miktarını açmışım. Yani o zaman kaloriden ne olacak? Büyük olacak. Açtığımdan dolayı. Meyve ve salata seçtiğinde o zaman M artı S aşmadığını. Aşmadığını demek ne demek arkadaşlar? Eşit de olabilir. Çünkü eşit olduğu zaman da arkadaşlar ne olacak? Aşmamış olur. Değil mi? Veya küçük olmuş olacak. Anlaştık. Bak buradaki çentik o kadar önemli ki direkt küçüktür dediğin takdirde hatalı çıkabilir sonuç. Ona göre. Evet. Salata ve çorba seçtiğinde tam olarak aldığını. O zaman tamamen kalori miktarına ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Şimdi bakalım. Birer porsiyon çorba, meyve ve salatanın kalori sırasıyla Ç, M ve S olduğuna göre bu değerlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi şu ikisini alalım ilk önce. Buradaki ortak ifadeler arkadaşlar hangisi? Ortak ifadeler. Bakın Ç'ler ortak. O zaman arkadaşlar M mi büyük olur, S mi büyük olur? Şimdi bak ben Ç ile S'yi topladığım zaman tam kalori miktarına eşit olmuş. Burada da Ç ile M'yi toplandığı zaman arkadaşlar kaloriden büyük olmuş. Dolayısıyla M S'ye göre biraz daha ağır basmış. Değil mi? Daha büyük olacak ya. Evet. M büyüktür. S ifadesine ulaşır. Şimdi şu ikisini ele almış olsam. Şu ikisini. Ortak olan ifadeler nedir arkadaşlar? Bakın burada da. S'ler ortak. Değil mi? O zaman M ve Ç'den hangisi büyük ya da eşit diye bakacağım. Şimdi arkadaşlar burada bak şu çentikten dolayı M ile Ç'nin eşit olabilme durumu var mı? Var. O yüzden arkadaşlar ne olacak? Ç eşit olabilir. Bak. Bir de arkadaşlar Ç M'den daha büyük olur. Niye? Çünkü arkadaşlar M ile S'yi topladığım zaman kalori değeri eşittir ya da küçük olacak. Öbür türlü S ile Ç toplandığı zaman kalori değerine eşit olmuş arkadaşlar. Demek ki Ç daha ağır. En iyi ihtimalle Ç ile M birbirine eşit olabilir. O zaman bunu da bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Yazmış olduk. M de zaten S'den büyüktü. Onu da şuraya ekleyecek olursam ne oldu? Bu şekilde geldi. Şıkları göre ayarlayacak olursam en küçük S, sonra M, o da küçük eşittir Ç gelmiş olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız bakın D şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.